Durum başlatmadan önce Başeskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özlü Başkanımız selamlama konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Lütfen buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Genel Sekreterim, çok kıymetli daire başkanlarımız, belediye başkanlarımız, misafirlerimiz, hepiniz güzel işlerin kenti, güzel kentimiz, yeşil, mavinin buluştuğu kentimiz, Başeskele ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım burada iyi vakit geçiriyorsunuzdur, iyi zaman geçiriyorsunuzdur. İnşallah memnun ayrılırsınız. Tabii bir teşekkürü de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili daire başkanımız Numan Bey buradalar. Böylesine önemli, böylesine dünyanın ve Türkiye'nin gündemi olan bir konuyu, tarım konusunu, tarımdaki gıda güvenliği konusunu gibi konuyu, Türkiye'deki politikaların değerlendirildiği yeni politikalara destek açısından birçok çıktının elde edileceği böyle önemli bir toplantıyı şehrimizde yaptıkları için, bize de sizlerle burada buluşma fırsatı verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konuyu işliyoruz. Hele hele pandemiden sonra gıdadaki arz güvenliğinde oluşan sıkıntıdan sonra ülkelerin kendine yetebilirliği çok daha önemli bir konu haline geldi. Bizim de hep eğitim derslerimizde lisede falan duyduğumuz bir söz vardı. Türkiye dünyada kendi kendine yetebilen ülkelerden, nadir ülkelerden bir tanesi. Tabii belki zaman zaman bu bazı ürünlerde eksiklikler olsa da ama genelde baktığınız zaman Türkiye bu coğrafya Anadolu her zaman kendi kendine yetebilmiştir. Bunu nereden biliyoruz? İsminden zaten Anadolu. Milletlerin buluştuğu yer benim için. Çünkü dünyanın birçok coğrafyası okuduğunuz zaman tarihte ciddi kıtlıklar ve bu kıtlıkların sebebiyle iç savaşlar yaşamış. Birbiriyle bu kıtlıklardan yaşanan açlık gibi sonuçlarla karşılaşmış. Ama Anadolu'ya baktığınız zaman bu mümbit topraklar her zaman bazı zorluklar yaşamış, bazı sıkıntılar yaşamış ama bu topraklarda öyle dünyada olduğu gibi açlıktan millet birbirini kesmemiş. Burada herkes paylaşmayı bilmiş, ekmiş, bu coğrafya herkesin bu mübarek topraklar karnını doyurmuş. Tabii bu nesiller boyu bize emanet olan bu toprakları daha da iyi işlemek, gelecek nesillere bırakmak da bugün bu ülkede yöneticilik yapan herkese, öncelikle bizlere, tabii ki her vatandaşa ama öncelikle bizlerin en büyük sorumluluğu. Bu anlamda girişimlerinden dolayı başta Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ni kurduğu için benim de birlikte çalıştığım Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde Uğur İbrahim Altay Başkanımıza, emek veren, üye olan bütün belediye başkanlarımıza, yer yönetimleri bu işine girmesi açısından sizler gibi katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize yaptığınız bu işlerde, gayretlerinizde, çabalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize saygıyla en kalbi duygularımı selamlıyorum. Sizlere çalışmalarınıza devam etmenizi bizler de müsaade istiyoruz. Bir eksik bir ihtiyaç olursa ki Numan bırakmaz. O da Başeskeleli sayılır. Eşi bizde çalıştığı için. Adama sormuşlar nerelisin? Eli evlenmedim ki demiş. Onun için Numan Bey de burada yalnız bırakmaz. Sizleri bir eksik olursa biz de her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir hayvancılık uygulamaları oturumu ile devam ediyoruz. Moderatörlüğü yapmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Doçent Doktor Sayın Cemil Tölü Efendi'yi sahneye davet ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanımız Serkan Akça Başkanımız Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri uygulamalarını bizimle paylaşacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Bilal Yenal Veteriner Hekimi hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi çeşitlendirmesi Erzurum örneğini paylaşmak üzere bizimle beraber. Kocaeli İl Tarım Müdürümüz Yüksel Çil kırsal alanlarda hayvanların tanımlanması ve aşılanması paylaşımını yapmak üzere bizimle beraber. Lütfen buyurun efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben Çanakkale, Şehitler Diyarı Çanakkale'den katılıyorum. İlk defa böyle bir toplantıya katılıyorum. Açıkçası bu anlamda toplantıya katılmamda vesile olan öncelikle Kocaeli Belediye Başkanlığı nezdinde Numan Bey'e teşekkür ediyorum. Organizasyonda görev yapan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir organizasyon devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Ben ilk defa katılıyorum çünkü belediyelerin hakikaten bu kadar tarımsal üretime bu kadar katkı sağladıklarını, eğildiklerini bilmiyordum. Mutluluk verici. Yani bir köy çocuğu, çiftçi çocuğu olarak da ve kendi üniversitemizde üretim yapan, projeler üreten birisi olarak da mutluluk verici. Çanakkale'de biz çok kısaca ne yapıyoruz? Süt keçiciliği projesi yürütüyoruz. Süt koyunculuğu projemiz var. İkisi de tamamen kendi ırkımızı oluşturduk. Çevirme melezlemesi dediğimiz bir yöntemle. Ve Türkiye'nin bana göre ilk 50 yılında, geleceğindeki 50 yılında süt keçisi ve süt koyunculuğunun önemi, koyun eti, keçi etinin, koyun sütü ve keçi sütünün önemi giderek artacak. Çünkü küresel iklim değişikliği diye bir yadsınamaz gerçek var ve onun da etkileri hızlanarak, yani sanki kar topu gibi hızlanarak devam ediyor. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda belki özellikle süt işleme tesisi olan veya mümkünse et işleme tesisleri olan belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ya da yakın civardaki belediyelerin bu anlamda kuzu etini, oğlak etini değerlendirmesini, koyun sütünü, keçi sütünü değerlendirmesinin önemli olacağını düşünüyorum. Coğrafi işaretlerle, özel markalarla, çünkü artık tamamen küresel boyutta buna doğru gidiyor. Sadece mandıralara süt vererek ya da gidip tamamen çok fazla sınıflandırma yapılmadan kesimhanede kestirmek çok akılcı görünmüyor. Katma değer oluşturmak lazım. O açıdan çok çok önemli. Çok uzatmadan sunulara geçmek istiyorum. Sunularda öncelikle Balıkesir kuzusunu Ziraat Mühendisi Serkan Akça anlatacak. Damızlık merkezlerini anlatacak. Serkan Bey, süreniz 10 dakika. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Serkan Akça, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanıyım. Öncelikle daire başkanlarıma, şube müdürlerimize, buradaki katılımcılara, Tarım İl Müdürlüğü'nün değerli yetkilileri, hepiniz hoş geldiniz diyorum bu programımıza. Ben de kurumum adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bize ev sahipliği yaptığı için de Kocaeli, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Numan Başkanımıza da çok saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun efendim. Şimdi tabii şunu söyleyeyim, biraz daha şu tarafa gelmek istiyorum. Daha önde duralım. Tabii şunu söylemek istiyorum. Belediyeler olarak, ben de bir Tarım Bakanlığı'ndan geçmiş bir kardeşiniz olarak 11 yıl Tarım Bakanlığı'nda çalıştım. 10 yıl İlçe Tarım Müdürlüğü yaptım bu arada. Hem Tarım Bakanlığı'nda çalışma fırsatı bulmuş, 2,5 senede de Büyükşehir Belediye'de çalışma fırsatı bulmuş bir kardeşiniz olarak. Bir kıyaslama tabii fırsatı da oluyor bu benim için. Tabii belediyeler olarak birçok şeyler yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Tohum, fide, fidan, tarım alet ekipmanlarından tutun, belki tarımsal arazi yollarının düzeltilmesi, mera ıslahları, kooperatifleşme, ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla işte marketler kurma gibi birçok belediyemizin güzel işleri var. Geçen sene de briefinglerde görmüştük. Bu sene de sabahtan da işte Konya'mızı, İzmir'imizin sunumlarını gördük. Gerçekten güzel işler. Ama tabii biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her sloganımızda Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Özellikle koyunculuğumuzla, zeytinimizle, çeltiğimizle tanınan bir iliz biliyorsunuz. Dağlarından bal, ovalarından yağ akan şehir diyoruz. Her sunumda, her yapmış olduğumuz lansmanlarda ben de bunu dile getiriyorum. Tabii bütün illerimiz kıymetli. Bunu da söyleyeyim buradan. Tabii ben bugün burada tüm yaptığımız işlerden çok sadece bir tek işi sunumuma aldım. Sadece tek bir işi sizlere sunacağım. Bu da biliyorsunuz ki her ilin, her kasabın
öncelikle tercih etmek istediği Balıkesir kuzusu. Şimdi Türkiye'de tabii 45 milyon koyun varlığı var. Tabii biz birinciyiz demiyoruz. Burada Van, Konya, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır var önümüzde hayvan sayısı bakımından. Bizim de yaklaşık 1,5 milyon. Tabii koyun varlığında biliyorsunuz TÜRKVET verileri çok değişkenlik gösterebiliyor. Koyunlar çok fazla kesime ve doğuma uğradığından dolayı yani rakamımız 1,5 milyon ortalama diyebiliriz. Türkiye'deki koyun ırklarına bakacak olursak Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Dağlıç, Kıvırcık, Sakız gibi birçok koyun ırkımız var. Tabii bu bölgelere göre yağlı kuyruk, ince kuyruk şeklinde değişkenlik gösterebiliyor. Süt ırkı, işte et ırkı diye değişiklik gösteriyor. Tabii Balıkesir'in ilçelere varan koyun varlıkları en çok merkez ilçelerimizde koyun varlığı var. Kuzu simgesinin bulunduğu İvrindi ilçemiz de gerçekten özellikle kıvırcık koyun bakımından önemli ilçelerimiz arasında. Tabii Balıkesir'de hangi koyun ırkları var? Balıkesir'imizde yani Balıkesir kuzusunun coğrafi işaretini de aldık bu arada 2016 yılında ama Balıkesir kuzu etinin coğrafi işaretini aldık. Onu söyleyeyim. Burada Balıkesir kuzusu dediğimizde kıvırcık ve merinos olarak değerlendirebiliriz. Ve bunların melezleri. Tabii safları bulmak bir hayli zor. O yüzden genelde kıvırcık ve merinos ağırlıklı ilimiz. Körfez bölgemizde de daha ılıman olan bölgemizde de sakız ırkını yetiştiren yetiştiricilerimiz var. Tabii küçük başta 7. sıradayız ancak koyunda 6. sırada yer alıyoruz. Balıkesir kuzusu 2016 yılında coğrafi işaret çalışmaları başlatıldı ve alındı Balıkesir kuzusu olarak. İşte Balıkesir kuzusu niye Balıkesir kuzusu? Çünkü Merinos'un sağlamlığı, et kalitesi, kıvırcığın da o yağ kalitesi, yağ katmanlarının işte kas aralarına dağılmasından gelen bir et lezzeti. Tabii bununla birlikte meralardan alınan yemlerle birlikte Balıkesir kuzusu ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar sadece koyunculukla ilgili projelerimiz. Dedim ya sadece koyunculukla ilgili projelerimizi bugün sizlere getirdim. Yoksa şunu söylemek istiyorum. Bir tane jeotermal kurutma tesisimiz var. Günlük 10 ton kapasiteli. 5 tane damızlık koyun tesisimiz var. Bir tane 50 dönümden kurulu ana arı üretim tesisimiz var. Ve birçoğunuz belki biliyorsunuzdur 114 dönüm alanda Balıkesir çiftçi eğitim merkezimiz var. Bunlarda da birebir üretim yapıp ürettiklerimizi çiftçilerimize de dağıtıyoruz. Evet, koç dağıtım projeleri bunlar tamamen koçu bulmak çok zor. Bakın koyunculukta 3 tane de ben 2 tanesini ana söyleyeyim. Önemli madde vardır. Birincisi koç. Koç katımları en önemli şeylerden biridir. İkincisi meralar. Mera ıslahları çok önemlidir. Tabii günümüzde de biraz sıkıntı çekildiği için çoban sıkıntısından bahsedeyim. Biraz çoban da şu anda önemli olaylar arasına girdi. Şimdi bu koç dağıtımlarını biz 2 senedir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'müz sağ olsun A kalite diyebileceğimiz koçları üretiyor. Ve yılda 300 civarı koç A kalite çıkabiliyor. Bakın birçok yerde koç var. Bunları karıştırmayalım. A kalite koçlardan bahsediyorum. 300 koçun her sene biz 150-200 arasındaki rakamı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak alıyoruz. 2 senedir. Ve bunu %75 hibeli olarak yetiştiricilerimize 416 koç dağıttık son 2 senedir. Damızlık koyun üretim tesisleri şu anda 5 ilçemize kurduk. Bunlardan bir kısmı kıvırcık, bir kısmı merinos olarak şu anda kendimize ait 2000'e yakın koyun varlığımız var. Tabii bu amacı birazdan söyleyeceğim. Buralardaki amacımız ne? Ona da geleceğim. Son olarak kurduğumuz damızlık koç üretim tesisi, bakın bu da çok değerli bir proje bana göre. Şundan değerli, ilk başta söylediğim gibi koç bulmak çok zor. Kaliteli koçları biliyorsunuz 2 yıldan, tabii burada hocamız var ama hocamız yanında ders verir gibi olmasın. 2 yıldan fazla, yani 2 aşımdan fazla kullanmak önerilmez. Çünkü kendileme yaptığı için resistif genler bir araya gelir, hastalıklar artar, verim düşer gibi nedenleri var. O yüzden maksimum 3 aşım aynı koçu kullanmamız lazım. O yüzden yetiştiriciler ne kadar iyi, dünyanın en iyi koçu da olsa 3 aşımdan sonra koçu değiştirmek zorunda. Şimdi koç üretim tesislerinde bizim 160 tane halk elinde ıslah soybiz üreticimiz var. Yani bunlar kayıtlı kalbur üstü diyebileceğimiz hayvan üreticilerimiz.
Biz bunlarla sözleşme imzalıyoruz. Bunlardan almış olduğumuz kesime gidecek gerçekten kaliteli hayvanlar da erkekler de kesime gidiyor maalesef. O hayvanları biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak alıp damızlık tesislerimizde 10-12 aylığa getirdikten sonra bir koç panayırı, bir koç satış yerimiz var bizim hayvan pazarımızın olduğu yerde. Orada vatandaşlara çok cüzi yine hibeli bir şekilde vatandaşlara dağıtmayı düşünüyoruz. Aynı şu üstteki %75 hibeli koç dağıttığımız tesisler gibi. Bunu niye ihtiyaç duyduk? Çünkü yetmiyor. Bandırma koyunculuktan almış olduğumuz 170 hayvan bize yetmiyor. Bizim yılda en az 500-600 hayvanı piyasaya sürme hedefimiz var. Koyun yıkama havuzları belki birçok belediyemiz bunları yapıyor. Koyun ilaçlama makinesi var. Onu da birazdan anlatacağım. Bakın çok önemli olan işlerden birini daha söyleyeyim. 10 yıl ilçe müdürlüğü yaptık. Bakanlığımızın da projeleri arasında bu. Ancak tabii yerel yönetimler olarak biz buna destek verdiğimiz takdirde çok daha hızlı gideceğine inandığım bir işti bu. Geldiğim gibi en önemsediğim işlerden biri de mera ıslahları. 810 bin dönüm meramız var. Ama keçilerin de azalmasıyla birlikte birçok meramız kara çaltı dediğimiz çaltılıklarla kaplanmış vaziyette. Ve buradan koyunlar yararlanamıyor. Bir dönümden ortalama 6-7 hayvan çok rahat doyabildiğini düşünürsek çok ciddi rakamlarda alanlardan koyunlar yararlanamıyor. O yüzden biz de ne yaptık? Kendi ekiplerimizi kurduk. Dozerle, çalı kesme ekiplerimizle şu anda 5000 dönüme yakın, bakın 2 senede 5000 dönüme yakın yeri ıslah ettik. Arpa dağıtım projemiz, onu anlatacağım. Buna yeni başlayacağız. 6 ile 7'ye yeni başlayacağız. 5'e kadar olanları yaptık ama 6-7'ye yeni başlıyoruz. Bu damızlık tesislerde bize katılmak suretiyle her ilçeye 500 koyun 50 koç. Yani 50 kişiyi seçeceğiz. Her zaman yapanlara veriyoruz. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Yapmayanlara biz destek vermiyoruz Balıkesir Büyükşehir olarak. Bu işi yapanları önemsiyoruz. Çünkü yapmayanlar yıllarca yapılan projelerde başarısız olunduğu gözüktü. O yüzden biz hep yapana destekliyoruz. 50 kişiyi yapanlar arasında seçeceğiz. Kurayla seçiyoruz genelde bunu biz. Ve onlara 10 koyun 1 koç projesini uygulayacağız. Bu projeden de 2 yıl boyunca sözleşme imzalayacağız. Her 2 yıl boyunca bize 2-2 4 tane dişisini bedava verecek. Koç dağıtım projesinden bahsetmiştim. 2020-2021-2022 yılında bakın bu koçları biz 416 adet olarak dağıttık. Birçok koç var piyasada. Hepsini bizzat kendim de gidiyorum. Zooteknistim. Ama yetiştiriciye verecek koç dağıtmamız lazım. Yani gerçekten verim artışını sağlayabilecek koç vermemiz lazım. O yüzden bu 416. Yoksa biz bunu 2000-3000'de yapabilirdik. Ama şu anda 416 adette kaldık. İnşallah koç merkeziyle daha da arttırmış olacağız. Damızlık üretim tesislerimiz, bakın bundan da çok kısa bahsedeyim. Damızlık üretim tesislerimizde şunu önemsedik. Biz Türkiye'de yapı yaparken çok maliyet harcıyoruz. Aslında çok yanlış. Tam tersini yapmamız lazım. Yapıya az, içini doldururken çok para harcamamız gerekiyor. O yüzden biz 600 metrekare çadırları yaptık. Birazdan çadırları da göstereceğim sizlere. Bu çadırları yaptık. Bu çadırların bize maliyetini de birazdan söyleyeceğim. Bakın Dursun Bey damızlık koyun tesisimiz. 600 metrekare. İçerisini görüyorsunuz. Normal koyunlarımızı salıyoruz. Padoklar, bölmeler, yemlikler önlerde. Bu Savaştepe damızlık koyun tesisimiz. İki tane var burada. Sındırgı'da şu anda bir tane var. Bunları bölme bölme yaptık. Koç katımlarını önemsiyoruz. Gelişigüzel koç salmıyoruz. 25'li 30'lu hayvanları ayırıyoruz. O şekilde koçlarımızı salıyoruz. Kepsut'ta ilk baştan bir betonarme ile başladık. Ama dedik ki hiç gerek yok. Betonarme çok büyük maliyet. Bakın şunun aynısını yapsanız belki de şu anda 4-5 milyonu bulur. Yani ben şimdi belki kafadan salladım ama olabilir. Şu çadırları kaça yaptık? En son 3 ay önce yaptığımız çadır 252 bin lira. 252 bin liraya mal ettik şu çadırları. O yüzden büyük paralar harcamaya bana göre gerek yok. Çünkü artık çadır kalitesi, rüzgara dayanıklılığı, sıcaklığa dayanıklılığı, havalandırmasını iyi yaptığınız zaman gerçekten gayet başarılı olarak görüyorum. Şimdi damızlık koç üretim tesisinden biraz önce bahsettim. Burada soybisten alıyoruz. Bakın bakanlığımızın da buna desteği var.
En son galiba desteği 500 TL'ydi yetiştiriciye. Bu koç istasyonlarından, şu anda bu koç istasyonları birlikler yapıyor. Galiba 3-5 tane yapan var Türkiye'de. Birlikler vasıtasıyla yapılıyor. Biz bakanlık programına bu koç istasyonumuzu aldıracağız. Yetiştiriciye de en son 500, şu anda son rakam güncellenmediyse bilmiyorum. Yetiştirici bizden hem hibeli koç alacak, bir de bakanlıktan ekstra destek alacak bu koçlarla. Hemen bitiriyorum biraz hızlan. Tabii bu yıkama, bakın sabit yıkama yerleri yaptık. Bakın şu handikaplardan da bahsetmek lazım. Hep artılardan bahsetmemek gerekiyor. Şu seyyar yıkama koyun şeyimiz, bir tane almıştım. Çok uygulanabilir görmedim. Arttırmadık. Çünkü handikapları var. Çok ses yapıyor, koyun ürküyor. Onun içine sokarken, geçirirken çok zorlandık. Sındırgıyı komple yaptık ama biz de bizden geçtik yani. O kadar bayağı bizi zorladı. O yüzden yandaki sabit yıkama havuzlarını yapıyoruz. Bunlar tabii koruyucu hekimlik görevi. Bit, birekene, uyuz gibi hastalıklardan korumak için. Evet, bakın mera ıslahlarımızdan bahsedeyim. Meraları, çaltılıklarını temizliyoruz. Tabii bunu bakanlıkla birlikte yapıyoruz. Mera komisyonundan izin alarak yapıyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Meraları temizliyoruz. Temizlediğimiz meralarda işte karışımlar var. Dörtlü beşli karışımlar var. Mera karışımları. Onlardan serpiyoruz, gübreliyoruz ve meraların dinlendirmeye alıyoruz. Arpa dağıtım projesinde tabii ki şöyle bir şey de var. Sizlere de mutlaka oluyordur değerli başkanlarım. Şimdi bu işi gerçek manada yapan kişiler şöyle bir sistemleri oluyor. Ya hep hani tamam belirli ölçeklilere veriyorsunuz ama biz bu işi gerçek manada yapan kişileriz. Ya bize niye destek verilmiyor genel manada? Hani çünkü bu 160 kişiden bahsettim size. Soybiste yapanlar gerçekten kayıtlarını tutarak, bakanlığın verdiği işte aşıları tam yaparak uygulanabilir düzeyde yapıyorlar bu işi. O yüzden de biz de dedik ki biz bu soybistçiler bu işi bırakmasın. Biz onlardan çünkü hayvan alacağız, vatandaşa dağıtacağız. Bunlar da bu işe devam etsin, bunların da elinden tutalım, bu yetiştiricilerimizi unutmayalım diye burada yaklaşık hesapladık. 160 yetiştiricimiz, 25 bin hayvan var. Hayvan başına bir yem desteğini yapalım dedik. İşte son olarak da 500 koyun 50 koç projemiz var. Bu damızlık tesisler, tabii bakın damızlık tesis kuruyorsunuz ama hemen bir sene sonra size 500 tane koyun gelmiyor yani. Böyle bir şey yok. Başlama sayınız da çok önemli. Bizim damızlık tesislerimizde hedefimiz bine çıkmak. Bine, anacı bine sabitledikten sonra geri kalanı o ilçemizde her sene koyun ve koç dağıtımını yapmayı planlıyoruz. Hiç bırakmadan. Mera ıslahları da aynı. Koçlar da aynı, dişi damızlıklar da aynı. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İkinci sunumunu yapmak üzere veteriner hekim Bilal Yenay'ı kürsüye davet ediyorum. Erzurum'da hayvansal üretim çeşitli projelerini takdim edecek Bilal Bey. Öncelikle sunumuma başlamadan önce bizi burada davet eden ve ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve her koşulda yardımımıza koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak tüm projelerimizde sadece hayvancılıkla ilgili çok özür dilerim. Çiftçilerimizin talep ettiği 3 projeden biraz bahsedeceğiz. Burası Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarımız. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük, ikinci büyük canlı hayvan pazarı. Canlı hayvan pazarı olmasının yanında hayvan toplama merkezi olarak da kuruldu burası. 160 bin metrekare alana sahip tesiste. İlk önce bunu neden amaçladık böyle bir şey? Çiftçilerimizin çok büyük talebi olduğu için Erzurum'u bölgenin hayvancılık merkezi haline getirmek istedik. Bir de bizim orada hayvancılık süt sığırcılığından daha çok besleme üzerine kurulu bir hayvancılığımız var. Ve beslemede de doğan yavruların hızlı bir şekilde daha büyük besicilere satılması gerekiyor. Biz burada ana olarak bunu planladık. Bir de Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle kayıt dışı hayvancılık çok fazla. Buraya gelen hayvanlarımıza küpelendirerek ve kayıt altına alarak bunu da önlemeyi planladık.
Dediğim gibi en önemli şeyimiz hayvan yetiştiricilerini desteklemekti. Besin materyalinin kalitesini arttırmaktı bundan beraber ve canlı hayvan sevkiyatının kontrol altına almaktı. Yani bizim şehrimizden çok fazla batıya hayvan sevkiyatı oluyor ama bunun ne kadar olduğunun bir verisi yok maalesef. Daha önceden hep köylerden, ilçelerden toplama şeklinde gidiyordu. Şimdi biz bu canlı hayvan pazarını kurduktan sonra tüm hayvanlarımız buraya gelip buradan dağıtım olduğu için ne kadar hayvan sevkiyatı oluyor bunu da öğrenmiş oluyoruz. Burada en büyük amaçlarımızdan biri de aile işletmeleriyle büyük besicilerin bir çatı altında buluşmasını sağlamaktı. Yani aradaki aracıları aradan kaldırıp aile işletmelerimizin kar oranını biraz daha arttırmayı planladık ve başarılı olduk. Tekrar hayvan hastalıklarının ve hastalıkların yayılmasını önlememiz konusunda da çok değerli oldu burası. Tabii tüm hayvanlarımızı bir yerde topladığımızdan dolayı da çevre sağlığına da katkı sunduk. Tesisin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Demiştim 160 bin metrekare alanın üzerine kurulu. Bunun 32 bin metrekare alanı kapalı ve açık padoklardan oluşuyor. Bu oranın da %80'i kapalı. Yani kapalı olmasının sebebi Erzurum biliyorsunuz soğuk bir memleket. Ve kapalı olmasına özen gösterdik. Bu padok alanımızda 2000 adet büyükbaş, 2000 adet küçükbaş aynı anda bulundurabiliyoruz. Bunun yanında ahırlarımız var. Bir tane 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli, 3 tane de 500'er büyükbaş hayvan kapasiteli, yani toplamda 1500 büyükbaş hayvan kapasiteli 3 tane ahırımız var. Çiftçilerimiz ya da besicilerimiz getirdikleri hayvanları toplayana kadar bu ahırlarımızda barındırabiliyorlar. Yani mesela diyelim ki Ankara'dan bir besici geldi, 1000 tane hayvan toplayacak. O anda pazarın içinde bulamadı. Bulduğu kadarıyla ya da beğendiklerini ahıra çekip 1000'e tamamlayana kadar burada devam ediyor. Sonra sevkiyatını yapıyor. Bunun yanında 1400 metrekare kullanım alanını 9322 metreküp yem kapasiteli bir yem depomuz var. Hayvanlarımız orada kaldığı süre boyunca yem ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. İşte restorantımız, dükkanımız, otelimiz, otel özellikle gelen misafirlerimiz şehir merkezine gidip gelme konusunda yardımcı olsun diye güzel de 3 yıldızlı bir otel yaptık. Orada konaklamalarını sağlıyoruz. Yemekhanemiz, çoban evimizden bahsetmek istiyorum. 515 metrekare alana sahip 20 adet odadan oluşmakta. Yani besicilerimiz çobanlarıyla beraber gelip, dedim ya hayvan toplarken orada kalmak zorunda kalıyorlar. Bu toplama süresi bir ay da olabiliyor, 10 gün de olabiliyor. Çobanları orada misafir ediyoruz, hayvan bakımlarına devam ettiriyoruz. Camimiz, idari binamız, su depomuz, veteriner binası. Veteriner binası dediğimiz ilçe tarım ve il tarıma tahsis ettiğimiz veteriner binası. Buradaki kayıt dışı hayvanları ve sevkiyatta olan hayvanların sevk işlemlerinin tamamı bu veteriner binasından idare edilebiliyor. Bunun yanında işte 206 metre alana sahip 40 hayvanlık müşahede binamız var. Bulaşıcı hastalık riski taşıyan hayvanlarımızı direkt oraya alıp orada gözlem altında bulundurup iyileştiriyoruz. Güvenlik, polis ve zabıta karakolumuz, ısı merkezimizden oluşan bir tesisimiz var. Burası resimlerde görüyorsunuz kapalı padoklarımız ve açık padoğumuz. 2022 yılı içerisinde tesisimizde 400 bine yakın ziyaretçi bulundu, geldi. 41.760 büyükbaş, 4.771 de küçükbaş hayvan girişi oldu bugüne kadar. Bu ikinci bir projemiz, elit sürü projesi, ıslah çalışmaları. Biz ilk önce biraz embriyo transferinden bahsetmek istiyorum. Yani bu yaptığımız çalışma embriyo transferiydi. Şimdi
Şöyle bir şey var. Günümüz domuzluk süt sığırcılığı işletmelerinde zor olsa da yılda bir tane yavru alma planlanıyor. Ki bu çok nasıl diyeyim, rüya diye tabir ediliyor. İşletmelerde 410 gün bile çok güzel bir yavru elde etmek, 410 günde bir yavru elde etmek ile büyük başarı olarak görülüyor. Ve bu hal böyle olunca çok iyi süt verimli bir hayvanımızdan ömrü boyunca 8 tane hayvan almak bizim için bir hayal oluyor. Ve tabii ki süt işletmeleri için bir en verimli hayvanımızdan çok daha fazla hayvan almak önemli. Bunun için de embriyo transferi yapılıyor bütün dünyada. Embriyo transferi günümüzde en temel amacı suni tohumlamada kullanılacak yüksek genetiğe sahip boğalarla elimizdeki süt verimi yüksek anaçları birleştirip çok sayıda hayvan elde etmek ve bu donörlerimizden aldığımız yumurtaları annelere, taşıyıcılarımıza transfer etme uygulaması. Şimdi biz bu projeye neden başladık? TÜİK verilerine göre Erzurum'da 3465 dekar tarım alanı, 14.484.660 dekar mera alanı bulunmakta. Yani mera alanımız Türkiye'nin %11'ini kapsıyor. Ama hayvan sayımız 2021 yılı içinde 858.506. Bu mera alanımıza göre hayvan sayımızın çok az olduğunu gösteriyor. Biz de bu embriyo transferi çalışmasıyla hayvan sayımızı yükseltmeyi planladık. Bunun için Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk Üniversitesi ile bir protokol düzenledik. Protokol kapsamında yüksek süt verimli anaçların kaliteli boğalardan olma 13 düvesi seçilerek çiftliğimize alındı. Süper ovülasyon yöntemiyle yumurtaların sayısı çoğaltılıp olgunlaştırılan düveler özenle seçilmiş boğa spermalarıyla tohumlandı. Tohumlamayı takip eden 7. günde embriyolar uterüse indiğinde uterüs yıkaması yapılıp embriyolar alındı. Donörlerle beraber OSINK protokolüyle senkronize edilmiş, yine senkronizasyon protokolünün 7. gününde olan taşıyıcılara sıcak transfer yöntemiyle naklettik bunları. Çalışmalarımız doğrultusunda gebe kalan taşıyıcılarımızdan ilk yavrular sağlıklı bir şekilde elde edildi. Bu resimdeki düve ve buzağı embriyo transferinden gerçekleştirilmiş bir şey. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi bunun bir de dezavantajlarını da paylaşmak istiyorum. Uygulamada kullanılan aletlerin, hormonların pahalı olması nedeniyle yavru elde etmenin maliyeti çok yüksek oluyor. Maalesef 400 dolarla 1000 dolar arasında bir maliyet çıkardık. Ve gebelik oranları da beklediğimizin çok altında, %40-%50 civarında bir oldu. Embriyo transfer kursları, bir de diğer bir dezavantajı da embriyo transferleri görmüş uzman veteriner hekimlerden kurulu deneyimli ekipler tarafından yapılması gerekiyor ve Türkiye'de maalesef çok fazla yok. Bir diğer ve son olarak anlatacağım projemiz de yavru alabalık üretim projesi. Yavru alabalık üretim projesinde işte Erzurum il ve çevresinde 41 adet aktif halde alabalık üretimi yapan ve hali hazırda müracaat edilen, kurulmayı bekleyen çiftliklerimizin başlıca sorunlarından yola çıkarak projeyi başlattık. Bu proje sorunları neydi? Kaliteli yumurta bulamıyorlardı ve batıdan aldıkları yavru alabalıklar Erzurum'un iklimine alışana kadar çok fazla zayiat verdiklerini söylüyorlardı. Onun için Erzurum'da böyle bir oluşumun olmasını talep ettiler. Biz de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğümüz tarafından ilimiz ve interlantında alabalık üretimi yapan çiftliklerimizin yavru alabalık ve yumurta ihtiyacını karşılamaya yönelik 5 milyon adet yıl kapasiteli yavru alabalık üretim tesisini kurduk.
Yılın belirli periyotlarında elde edilecek yumurtalar ve yavrular, yavru alabalıklar Erzurum Ulu'ya ve ilçelerindeki alabalık çiftçilerinin ihtiyacını görmekle beraber çevre illerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde konumlandırıldı. Bu projeyle balıkçılık sektörünü kentte zirveye taşımak ve sadece şehrimizin değil Doğu Anadolu'nun da ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bir anacımız ve oluşturduğumuz yavrular yine. Bunu neden yaptık? 2017 yılında Erzurum ilinde 866 ton alabalık üretilirken 2022 yılında 4873 tona çıkmış durumda ve bunu yaparken hedefimiz 2023 yılında 8000'den 10.000 ton arasında alabalık elde etmek Erzurum genelinde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz heyecanlandım. Yani sunucularımız gerçekten çok güzel proje sunuyorlar. İkisi de gayet güzel projelerdi. Şimdi Kocaeli'nden, ev sahiplerinden veteriner hekim Ahmet Yavuz, kırsal alanlarda hayvanların tanımlanması ve aşılanması adlı sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun Ahmet. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Sayın Genel Sekreterim ve değerli katılımcılar, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Adım Ahmet Yavuz, veteriner hekimim, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bakıyorum. İl Müdürümüz Yüksel Bey'in çok acil bir işi çıktığından dolayı sizlere selamlarını iletti. Onun yerine sunuyu sunmak üzere ben geldim. Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü olarak belediyelerimizle birçok değişik işler yapıyoruz. Burada bu sunuda biz belediye ve tarımın direkt vatandaşa ulaştığı örnek bir projeden bahsedeceğim. Üretim sizden, aşı küpe bizden projesi. Bu projeyle ilgili geçmeden önce Kocaeli ile ilgili şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kocaeli sanayi kenti olarak biliniyor. Sanayisi önde. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık Kocaeli'de çok sözü edilen ya da Kocaeli denince çok akla gelen bir şey olmuyor. Oysa Kocaeli olarak biz hayvancılık konusunda oldukça yüksek potansiyele sahip bir iliz. Yıllık 41 milyon kapasiteyle broilerde ilk ondayız. İşte Kandıra bölgesinde ve İzmit'te yoğunlaşan mandacılıkla yine ilk ondayız. 157 bin tane büyükbaş sığır varlığıyla Anadolu'daki birçok ilden önde. Yine aynı şekilde 157 bin anaç koyun. Anaç koyun dememin sebebi şu. Demin Serkan Müdürüm de bahsetti, burada Serkan Başkanım da bahsetti. Koyun varlığı sürekli değişken, kuzu besisi olan yerlerde sürekli değişken bir rakam gösterir. Yıllık ortalama 2 yavruyla da ciddi bir verim potansiyeli olan bir iliz. Yine yumurta tavukçuluğunda belli bir sayımız var. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Kocaeli sanayisiyle ön planla çıkıp hayvancılığı ve tarımı ne kadar baskılasa da Türk tarımında iyi bir yere sahip bir ildi. Üretim sizden, aşı küpe bizden projesi. Öncelikle tüm ilde yapmayı düşündüğümüz, belediye ile birlikte yapmayı düşündüğümüz. Ama öncelikle Körfez ilçemizde, Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi'nce bir pilot proje, uyguladığımız bir proje. Bunu tüm il geneline yaymak istiyoruz ve diğer büyük şehirlere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Daha önce başka örnekleri de var. Tabii Gaziantep, bunun ilk örneği Gaziantep. İlerleyen slaytlarda göreceğiz. İnsanlığın ilk çağlarından günümüze kadar olan süreçte yapılan en önemli, en eski, eskimeyen ve vazgeçilmeyen ekonomik faaliyetler tarım ve hayvancılık olmuştur. Bu projede amaç, geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiricilerimize ücretsiz aşılama ve küpeleme yaparak artan maliyetler karşısında destek olmak, ilimizdeki hayvanların aşılama oranlarını arttırarak salgın hastalıklara bağlı ölümleri engellemek, ekonomik kayıpları azaltmak, tarımsal girdi maliyetlerine pozitif katkı sağlamaktır. Aşılamadan kısaca bahsedeyim. Aşılama hayvanlarda salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık oluşturarak hastalıkların yayılmasını önler. Hastalık ve ölümlere bağlı oluşan ekonomik kayıpların azaltılmasını sağlar. Hayvanların küpelenmesi ise hayvanların kayıt altına alınması ve sahiplerinin hayvanların tanımasını sağlar.
Hayvanların sayısı, yaşı, işletmelere giriş çıkışı, tarihleri, yapılan aşılar, geçirdiği hastalıklar gibi birçok veriyi kaydetme imkanı sağlar ve hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlar. Hastalıklı hayvanların hareketini kısıtladığımız zaman da hastalıkların önlenmesini sağlamış oluruz. Bu proje nereden doğdu? Bu proje Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ücretsiz aşı temini ve uygulaması protokolü imzalanmasıyla başlandı. Bu çalışmanın önünü bu protokol açmış oldu. Ve hemen peşinden de Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Gaziantep ili büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine ücretsiz aşı temini ve uygulaması aşılama bizden, üretim sizden teşvik protokolü de imzalandı. Bunlar bizlere tabii kılavuz oldu. İnsan beslenmesinde en değerli ürün grubu bildiğiniz gibi hayvansal ürünlerdir. Beslenmemizdeki önemli yeri hayvansal ürünler kaplar ve hayvanlardan alınacak birçok gıdalar başka bir yerden alma imkanımız bulunmaz. Projeden fayda sağlayacak verileri vereyim. Kocaeli'de 11.571 üreticimiz var bu projeden fayda sağlayacak. 145.976 büyükbaş hayvana, 157.303 küçükbaş hayvana ulaşılacak. Projenin bütçesi 1.865.000 lira. Bu sadece hani belediye katkısı olacak kısım. Toplam proje maliyeti 2.5 milyon lirayı buluyor. Yerel yönetimlerin katkısı, projenin temel unsuru yetiştiricinin ücret ödememesi. Aşılama ve külüpleme ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Kullanılacak araç, gereç, taşıt, ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından karşılanacak. Aşılama ve küpeleme işlemleriyle ilçe tarım ve orman müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılacak. Yasal dayanaklar 5.996 sayılı kanun. Detayları çok fazla okumuyorum dikkatinizi çekmeyeceği için. İşte 5.216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu. Evet, o yüzden hızlı geçiyorum. Yasal dayanaklara hızlı geçiyorum. Bütçe olarak verdiğimiz rakamın 2022 rakamları olduğunu söyleyeyim. 2023'te bu rakamlar işte güncel düzeltme katsayısı oranında düzenlenecektir. Projede uygulanan aşılar şap aşısı, şap aşılama uygulama ücreti, LSD uygulama ücreti, LSD aşısı, sığır brusella aşısı, koyun keçilerde veba ve brusella aşılamaları, büyükbaş kimliklendirme, küçükbaş kimliklendirme, kuduz aşısı uygulamaları, şarbon uygulamaları, küçükbaşlarda şarbon uygulamaları ve küçükbaşlarda mavi dil uygulamalar olarak başlıkları sayabiliriz. Körfez ilçemizde yapmış olduğumuz pilot projede belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğümüz arasında öncelikle protokol imzalandı. Körfez ilçemizdeki bütçe toplam 100 bin lira değerindeydi. 60 bin lirası Körfez Belediyesi'nce, 40 bin lirası ilçe tarım müdürlüğünce karşılandı. Pilot projede 734 çiftçimiz, 7000 büyükbaş, 5000 küçükbaşta toplam 92 bin lira gibi proje bütçesiyle bu çalışmayı tamamlamak üzereler. Şu an halen devam ediyor. Ve 734 çiftçimize ciddi manada bir ekonomik destek sağlanmış oldu bu projeyle birlikte. İl geneline yaygınlaştırdığımızda toplamda 11.571 çiftçi, 145.000 büyükbaş, 157.000 küçükbaş olmak üzere toplam 2,5 milyon tutan bir projeyle çiftçilerimizin cebinden para çıkmadan hayvanların aşılanması sağlanacak. Bu aşılanmaların sağlanması hem ekonomik kayıplara hem de salgın hastalıkların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e. Vaktinde bitirdiği için öncelikle güzel sunumları için. Ben öncelikle burada da dikkatimi çeken genel anlamda da her zaman kullanılan tarım ve hayvancılığı biraz söylemek istiyorum. Tarım ve hayvancılık tabii yanlış bir kullanım maalesef. Türkiye'de yanlış bilinen gerçeklerden bir tanesi. Tarım zaten bitkisel ve hayvansal üretim demektir. İlla vurgulamak istiyorsak hayvan tarımı diyebiliriz. Bitki tarımı, tarla tarımı, bahçe tarımı diyebildiğimiz gibi hayvan tarımı da diyebiliriz. Açıkçası önemli bir nokta. Belki terminoloji karışıklığına neden olabiliyor.
Sorusu olan var mı? Buyurun. Eleme ile ilgili soru vardı. Elemeyi sorunu nasıl hallettiniz? Yani ödeme ile ilgili herhalde. Yani çözüm derken tamamı belediye tarafından karşılandı. Köylüye yardım olarak elemeyi ve aşı ücreti birlikte alındı. Pilot uygulama Körfez Belediyesi ile oldu. Anlattığım şekilde Büyükşehir Belediyesi ile 2023'te detayları değerlendireceğiz. Yani ben Büyükşehir kanunlarını çok bilemiyorum. Yani o kısmı çok bilemiyorum. Onu daha sonra birlikte değerlendireceğiz. Protokolle alakalı olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Protokolü yazan Tarım Bakanlığı ile beraber belediyeleri temsil eden ben hazırladım protokolü. O kısmını özellikle kişilere borç çıkmasın, herhangi bir şekilde ödeme çıkmasın diye belediyeler üstleniyor protokol kapsamında. Protokolün ıslak imzalı hali bende. Protokol aslında belediyeler birliği Tarım Bakanlığı arasında imzalandı ama bir alt şöyle bir hüküm var. Belediyeler ve valilikler bizim protokolü ilgi tutarak kendi alt protokollerini hazırlıyorlar. Bizim hükümleri esas alacak şekilde tabii ki içerikte de daraltma ve genişletme de yapabiliyorsunuz. O kapsamda valilik tarafı kendine düşeni yapıyor, belediye mali tarafı üstleniyor bu şekilde. Vatandaşa herhangi bir şekilde yük gelmemesi için bu yönde bir belirlemeye gittik. Protokolü isterseniz ulaştırabilirim ben de sizlere. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Öğleden önceki sunumlarda uygulama yönetmeliği kısmına değinildi. Hatta moderatör hocamız da bütün belediyeleri kapsayacak şekilde bir uygulama yönetmeliği çıkmasının faydalı olabileceğini belirtmişti. Bu noktada bizim Belediyeler Birliği ve Tarım Komisyonu üyelerimiz olan Tarım Daire Başkanlarımızla bir ortak fikrimiz vardı. Tabii farklı düşünenler de var ama uygulama birliğinin çıkmaması taraftarıyız. Çünkü kanunun bize verdiği yetkiler sınırsız düzeyde. Bize verilmiş sınırsız yetkiyi bir yönetmelik kapsamıyla düzenlerse eğer ilgili bakanlık mutlaka içerisinde bir yerde bir daraltıcı hüküm olacaktır. Bir somut örnek vermek istiyorum. Ben 2018 yılında 375 sayılı KHK'ya bir geçici görevlendirme hükmü gelmişti. Bu sayede belediyeler memur dışındaki kadrolarında, sözleşmeli personel, kadrolu işçi gibi kadrolarında diğer belediyelere geçici olarak görevlendirebiliyordu. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir düzenlemeydi çünkü. Bir sene sonra bir yönetmelik çıktı ve sadece belediyeler ve il özel idareleri KHK hükmünün dışına çıkartıldı yönetmelik vasıtasıyla. Kesinlikle KHK'ya aykırı bir düzenlemeydi. Diğer kamu kurumlarının hiçbirini olumsuz etkilemedi ama sadece daraltılan orada biz olduk. Yani böyle risklerle karşılaşma ihtimalimiz var. Bize verilmiş çok geniş yetkiler varken biz bu noktada uygulama yönetmeliği çıkarmak yerine mesela Muğla Büyükşehir'in veya Kocaeli Büyükşehir'in olduğu gibi başka büyük şehirler de vardır. Kendi içimizde kendi uygulama yönetmeliklerini belediye kanunun 15. maddesine göre yazmamızda bir engel yok. Beğenmediğimiz hükmünü her ay meclis toplantısında tekrar tekrar değiştirebiliriz ama çıkacak uygulama yönetmeliğinin hoşumuza gitmeyen bir kısmını değiştirmek neredeyse imkansız hale gelecek. O yüzden merkezden gelecek bir uygulama yönetmeliği yerine Muğla'nın, Kocaeli'nin yönetmeliklerini örnek alarak bizler de isterseniz beraber de çalışma yapabiliriz. Her belediyemizin kendi yönetmeliğini çıkarmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu yönde bir fikir birine varırsak eğer bakanlığa veyahut da üniversiteler gibi yerlerde bu şekilde bir fikir birliğine bizim varmamız demek bu şekilde bir uygulamayla karşılaşmamamız manasına gelecektir. Bu yönde de fikrimi ayrıyetten beyan etmek istedim. Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ahmet Bey'e verirseniz tüberkülozla ilgili soruyu cevaplarsa. Sayın hocam tüberküloz Tarım Bakanlığı'nda tazminatlı hastalıklar grubu içerisinde. O yüzden bir aşılama uygulanmıyor. Önümüzdeki süreçte de tüberkülozla ilgili ülkesel arelik projesi başlayacak. İnşallah öndeki engelleri tez zamanda kapatır. Yani bütçeyle ilgili kısıt şeyler var. Tüm Türkiye genelinde düşünürseniz hani tüberkülozda testler yapılarak ağrı işletmeler belirlenip tamamı kesime gönderilerek tüberkülozun eradike edilmesi projesi var. Daha önce bu proje ekonomik nedenlerden dolayı sahaya uygulanamamıştı. Tüberküloz ciddi bir sıkıntı olduğundan dolayı aşılama önerilmiyor ve ruhsatlı bir aşısı da yok bildiğim kadarıyla. Tüberküloz çıktığı zaman direkt kesime gidiyor. Bedeli devlet tarafından karşılanıyor. Vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde devlet tarafından karşılanıyor. Teşekkürler. Az önce bir arkadaşım ortak yönetmelik çıkarılması bazı sorunlara yol açabilir. Burada zaten şuna homojenliğe yakın yoksa birebir herkesin aynı değil. Burada bütün büyükşehir belediyelerinin tarımsal hizmetler veya kırsal hizmetler
daire başkanlığı kurulurken her biri ayrı ayrı yönetmelik hazırlıyor ve o kadar geniş kapsamda hazırlıyorlar ki bir dönem sonra altından kalkamayacakları faaliyetler de devreye girebiliyor. Birincisi bu. İkincisi de her il, bütün 30 şehrin birlikte yapabilecekleri, faaliyet alanını belirleyebilecekleri tanımlar vardır. Geri kalanında da her ilin ortaya çıkan ayrı özellikleri vardır. Onları da siz yönetmeliğinize ekleyebilirsiniz. Ama burada gördüğümüz, benim başka toplantılarda her bir belediye ayrı ayrı çalışmalarda, faaliyetlerde bulunuyorlar ki sanki Türkiye'de farklı uygulamalar ortaya çıkmış, farklı ülkede ortaya çıkmış gibi bir izlenim veriyor. Burada kendi aranızdaki yardımlaşmayı, dayanışmayı, takası güçlendirmek için ortak alanlarınız, yönleriniz neresi onları belirleyip ekstra durumlar varsa onları yönetmeliğinize ekleyebilirsiniz. Bazı belediyelerden isim vermeyin buraya geliyor, biz şöyle bir yönetmelik hazırladık. Ya Tarım Bakanlığı'ndan daha fazla yetkiler ve faaliyetlerle donatılmış. Tarım Bakanlığı'ndan daha fazla. Ama bir dönem sonra vatandaş da bunları bekleyecektir. Benim söylemek istediğim buydu. Yoksa tabii ki her şehrin farklı nitelikleri, özellikleri vardır. Buna dikkat etmek lazım. Teşekkür ederiz hocam. Evet, oturumun başında aslında birkaç bahsetmiştim. Özellikle Serkan Bey'in sunumu da çok önemliydi. Çünkü coğrafi işaret almış Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Yani o anlamda önemli bir adım. Tabii burada genellikle bitkisel üretim ağırlıklı sunumlar oldu. Ve projelerde o ağırlıkta. Özellikle ürün işleme anlamında. Ama hayvansal üretim açısından da birçok belediyenin zaten denetimde olduğu mezbahaneler var. Kesimhaneyi zaten belediyeler yapıyor ciddi anlamda. Ama ürün işleme, örneğin Muğla Belediyesi'nin kooperatifçilik örnekleri falan çok güzeldi. Kooperatifçiliği canlandırmak lazım. Üreticiyi bu işin içine katmak lazım. Haziran'da Yunanistan'daydık. Bir gezi yapmıştık. Yani koyun sütünü sığır sütünden daha fazla üretiyorlar. Kooperatiflerle Avrupa'ya pazarlıyorlar. Tabii avantajlar var birçok açıdan ama üretici hep işin içinde. Ben Çanakkale'deyim. Örneğin Çanakkale'de mandıralar süt alıyor. Ama birçok noktada maalesef süt geldiği için işte 6 lira, 8 lira gibi maalesef çok yani komik diyebileceğimiz rakamlarla süt almaya çalışıyorlar. Ama üreticinin bu şekilde sürdürülebilirliği yakalaması mümkün değil. O anlamda belediyelerin çok güzel çalışmaları var. Burada da süt işleme, işte koyun yoğurdu olabilir, koyun keçi sütüyle peynirler olabilir. Bunlara farklı şekillerde az önce konuşuldu, birbiriyle takasla ya da farklı şekilde pazarlamayla bunlara çok ciddi katma değer kazandırılabilir. Yoksa yani sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarından biri ekonomikliği bu şekilde yakalayabiliriz. Zaten çevresel anlamda da yani özellikle koyun keçinin tür anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kırmızı et üretiminde en avantajlı türler bunlar. Domuz gibi bir şansımız olmayacağına göre keçi ve koyun sığırdan çok daha avantajlı gibi görünüyor. O açıdan önemli buluyorum. İşleme tesisleri, markalaşma, coğrafi işaret gibi çok çok önemli noktalar önem arz ediyor. Evet, başka sorusu yoksa ben bütün katılımcılara ve siz dinleyicilere sabırla bizi dinlediğiniz için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum.